4 Eylül TV ekranlarından mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Seçim 2015 programıyla karşınızdayız. Türkiye gündemi oldukça karışık. Sivas gündemi yoğun, seçim çalışmaları devam ediyor. 1 Kasım seçimine gün gün yaklaşıyoruz ama tabii Türkiye'de de hem doğudan şehit haberlerimiz geliyor hem Ankara'nın göbeğinde terör saldırıları yaşanıyor. İşte bunları değerlendirmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili ve Milletvekili adayı Ceral Dağgez'le görüşeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar? Teşekkür ederim. Çalışmalar iyi gidiyor. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Peki, tabii efendim, ülke gündemi siyasi çalışmaları da etkiliyor. Herkes etkilediği gibi biz de etkiliyor ama çalışıyoruz bakalım. Ankara'da doğru bildiklerimizi, memleketin sıkıntılarını, ülkenin genel sıkıntılarını hemşerilerimize anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluyoruz. Evet, Ankara'da geçtiğimiz gün bir patlama meydana geldi. Geldi terör saldırısı. 103 kişi hayatını kaybetti. Evet. Yüzün üzerinde de yaralımız var. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim yaklaşıyor, terör olayları artıyor. 97 evet. 103 vatandaşımız son verileri göre hayatını kaybetti. Bunun seçimle bir alakası var mı? Öncelikle onu soralım. Evet. Şimdi bunun öncelikle Ankara'da patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu arada tabii iki gündür üç tane, iki Erzurum'da, bir Diyarbakır'da 3 yaşındaki evladının yanında şehit edilen polisimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletine ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Kuzey Bey, bu olayların hepsi Türkiye'nin genel yapısıyla alakalı. Yani Orta Doğu'nun sıkıntıları. Nedir Orta Doğu'nun sıkıntıları? Biliyorsunuz Amerika Pentagon'da hazırlanmış bir sürü haritalar dağıtıldı. Hem de bunları NATO karargahlarında bizim subaylarımızın ellerine tutuşturdular. Nedir bu haritalar? Bu harita Büyük Kürdistan haritası. Yani İran, Irak, Suriye ve Türkiye'den bölünen topraklarla Amerika'nın önderliğinde İsrail'in destek ve geri planda kalması şeyiyle, düşüncesiyle İsrail'in Orta Doğu'da güvenliğini sağlayacak İslam ülkelerinin parçalanması, yani ulus devletlerin parçalanarak üniter yapılarının bozulmasıyla ilgilidir. Bu Ankara'daki patlama da öyle tesadüf değil. Şimdi kronolojik olarak incelediğimizde şunu görüyoruz zaten. Bir, Irak olayı oldu. Nedir Irak? Irak'a niye geldi Amerika? Demokrasi getireceğim diye geldi mi? Doğru. Irak'a demokrasi geldi mi? Gelmedi. Ne geldi Irak'a? Kan geldi, gözyaşı geldi, zulüm geldi. Geldiler, binlerce, 1,5 milyona yakın Iraklı Müslümanları katlettiler. Irak'ı üçe böldüler. Şii, Sünni ve Kuzey Kürdistan diye, değil mi? Evet. Hala Şiilerle Sünniler arasında her hafta sonları bir cumalarda bir Sünni camisi bombalanıyor, bir Şii camisi bombalanıyor. Ama Kürt bölgesinde, yani Kuzey Irak'ta herhangi bir sıkıntı yok. Ne bomba patlıyor, ne eylem yapılıyor. Tam tersine devletimize karşı yönelik eylem yapan PKK'nın orası karargahı gibi, Kandil onların sınırları içerisinde. Arkasından bu proje BOP. Evet. Yani Büyük Orta Doğu projesi güya. Ama Orta Doğu'nun bölünmesi ve parçalanması, biz de varız bunun içerisinde. İran'a güç yetiremediler. Yani İran dik durdu. Evet. Yani İran'da insanlar iktidara gelmek için ülkelerinin milli değerlerini ve manevi değerlerini emperyalist bu projenin sahiplerine peşkeş çekmediler. Onun için İranlı çocuklar ilaç bulamadılar, mama bulamadılar, uluslararası finans akışlarında sıkıntı çektiler ama emperyalistleri ülkelerinde at oynatmaya, yani biz iktidarda kalalım, siz de ülkemizi bölün, ne yaparsanız yapın gibi şeylere müsaade etmediler. Arkadan Suriye geldi gündeme. Suriye'de ne oldu? Suriye'ye bakıyorsunuz, öncelikle bizimkileri bir dost ahbap ilişkileri yaşadılar ama BOP'un ana görevi şu:
Her ne kadar Sayın Tayyip Erdoğan, ben BOP'un eş başkanıyım, Amerikan askerlerine dua ediyorum, sağ selim evlerine gitsin diye. Evet, sağ selim evlerine gittiler. 1,5 milyon Iraklı katledildi ama 3.000-3.500 de Amerikan askeri öldü orada. Suriye'ye gelelim. Suriye kaça bölündü? Esad'ın bölgesi var. PYD'nin var. PYD ne? PKK'nın yan kuruluşu. Orayla ilgili onları kurtarmak, Kobani'yi korumak için Amerika çok ciddi gayretler gösterdi. Evet. O bölge. Bir de Özgür Suriye Ordu bölgesi var. Bir de IŞİD'in araya girmiş olduğu bir saplantı var. Irak'la bağlantılı direkt. Şimdi oraya da baktığın zaman orayı da bitirdiler. Yani Suriye'de bitirdi. Çünkü Kuzey Irak, Suriye'nin güneyi bizim kuzeyimiz. Evet. Orada da bir yapı oluşturdular. PYD diye bir yapı. Yani PYD Barzani ile PKK ile beraber. Niye beraber? Beraber olmadığını hiç kimse inkar edemez. Çünkü Kuzey Irak peşmergeleri ülkemiz sınırları içerisinden davulla, zurnayla, alayla, şalayla geçerek PYD'ye yardım etti. PYD orada rahatladı. Yani ben çeşitli konuşmalarında şunu söyledim. Yani AKP iktidarda kalmak için her ne kadar ülkenin manevi değerlerine sahip çıkmamış gibi görünseler de İslam coğrafyasına çok büyük sıkıntılar yaşattılar. Evet. Arkasından sıra bize geldi şimdi. Bakınız, Ankara'nın göbeğinde, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkentinde terör örgütü bomba patlatıyor. Hala failleri bulunamadı. Şimdi orada öyle bir eyleme izin veriyorsunuz. Tabii üstlenen de olmadı. Öyle bir görüşe, yürüyüşe izin veriyorsunuz. Neden o güzergahı kontrol altına almıyorsunuz? Yapan kim? Sayın Başbakan IŞİD'in yaptığını söyleniyor. Ama şimdi Türkiye'de Cumhuriyeti Devleti'nin bizim devletimizin aleyhinde konuşmak bizim inançlarımıza, bizim ideolojimize yakışmaz ama devlet çok kötü yönetiliyor. Evet. Şimdi bakınız, yeni bir Frankenstein yarattılar. Frankenstein ne? IŞİD. IŞİD yaptı diyorlar bu işi. Sayın Başbakan'ın ve hükümetin genel kanaati bu. Şimdi Kuzey Bey, bakıyorsunuz Türkiye'de bir MİT tırları olayı geldi değil mi? Doğru. MİT tırları. MİT tırlarını savcıya, Cumhuriyet Savcısı'na ihbar geliyor. Savcı askere talimat veriyor. Çünkü orası askeri bölge. Tırları durduruyorlar. Evet. Bu tırlarda silah ve mühimmat gittiği iddia ediliyor. İhbar böyle. Bu silah ve mühimmat nereye gidiyor diyor. Yok diyor adamlar, tırı götürenler. Özgür Suriye ordusuna gittiğini açıkladılar. Bu tırlar diyor, MİT'in tırları diyor. MİT'in, istihbaratın tırları. Evet. Bu tırlar diyorlar, şeydeki Irak'taki Türkmenlere, bayır bucak Türkmenlerine yardım götürüyoruz diyorlar. Savcı diyor ki açın bakayım diyor, ya ben Cumhuriyet Savcısıyım diyor. Yok diyor, göstermeyiz sana diyorlar. Şimdi ya kardeşim, Burak bucak Türkmenlerine, bucak bayır Türkmenlerine tırların içerisinde makarna, fasulye, battaniye, odun, kömür ne götürüyorsan aç da savcıya göstersene. Evet. Orada savcıyla asker, polis karşı karşıya geliyor. Askerle polis. Savcının kontrolünde asker var, jandarma. O bölge askeri bölge olduğu için jandarmanın kontrolünde polis geliyor. Valinin emrinde de polis var. Orada devletin askeriyle polisi bu tır bucak bayır Türkmenlerine mi gidiyor yoksa IŞİD'e mi gidiyor tartışması yaratılıyor. Günlerce basınımızda yer aldı. Biz bunları uydurmuyoruz. Evet. Doğru. Ve tırları göstermiyorlar. Şimdi MİT elemanı da memur, savcı da bu devletin memuru, istihbaratçılar da bu devletin memuru. Savcılık istisnai bir görev. Yani Cumhuriyet'in, devletin çok ciddi görevlerinden bir tanesi. Hatta makamının, mesela Cumhuriyet'in genel müdürü demezler. Cumhuriyet'in müsteşarı da demezler. Doğru. Cumhuriyet'in savcısı derler. De yani. Cumhuriyet'in valisi de denmez. Denmez. MİT'in elemanı, istihbaratın elemanı kardeşim. Aç savcıyı, sok tırın içine, göster içinde ne varsa gitsin.
Şimdi bunların geriye gitmek lazım. Biz millet olarak iki şeyi ihmal ediyoruz. Bir, tarihimizi iyi öğrenemiyoruz. Evet. İki, geçmişi çabuk unutuyoruz. Bugün o tırı çeviren savcılar içeride. Savcının talimat verdiği jandarma, alay komutanı içeride. Yani devlet kendi içinde, kendi birimleriyle çatışır hale geldi. Türkiye ciddi bir kutuplaşmaya gidiyor. Onun adını paralel yapı koydular. Evet, onun adını da paralel yapı koydular. Şimdi bakınız, Ankara'da eylem oldu. Bomba patlattılar. 100 tane insan hayatını kaybetti. Yazık, günah. Orada 9 yaşında çocuk da var. Evet. Şimdi uzun yıllar terörle, 3,5-4 yıla yakın PKK terörüyle ilgili devletin ciddi bir ne bir operasyonu var, ne istihbarat bilgileri var. Çünkü Kuzey Bey devlette istihbarat, terör konusunda uzmanlaşmış, istihbarat konusunda uzmanlaşmış, IŞİD konusunda uzmanlaşmış, PKK ve DHKP konusunda uzmanlaşmış. Ne kadar emniyet müdürü ve daire başkanı varsa sanki anlaşmalı gibi bunlara bir yafta giydirdiler. Siz paralelcisiniz, bize darbe yapacaksınız dediler. Adamları görevlerinden uzaklaştırdılar. Şimdi devletin emniyet teşkilatı kadrolarında ciddi şekilde boşalmalar oldu. Bu atılan, ihraç edilen, emekli edilen insanlar mesleklerinde uzmanlaşmış insanlardı. Evet. Yani bunların işte Fethullahçı, FETÖ örgütü, şudur budur falan, orada PKK terör örgütünü koydular. Bu tarafta geldiler, devletin yetişmiş, belli seviyeye gelmiş, belli terör konusunda ve istihbarat konusunda eğitim almış insanların hepsini uzaklaştırdılar. Bu Ankara'daki patlamanın zafiyeti birincisi bu. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne şu mesajı verdiler. Yani bu aslında, buna çok dikkat etmek lazım. Bağdat'ta da böyle başladı. Şam'da da böyle başladı. Evet. Şimdi Ankara'da patlattılar bombayı. Yani bu proje BOP, emperyalistlerin Suriye, Irak ve Türkiye'den koparacakları toprakla kurulacak yeni bir Kürdistan devletinin işaret fişeğidir. Ayak sesleridir diyebiliriz. Doğru mudur? Yani aslında şöyle de bir algı var halk arasında. İşte koalisyon kurulamadı, hükümet kurulma süreci uzadı, geçici bir hükümet kuruldu, ardından terör olayları arttı, şehit vermeye başladık ve ardından da patlamalar, mayın evet. Patlamaları, Ankara'da patlamalar yaşandı. Bunun hükümetle bir alakası var mı yok mu? Hükümet hiç değişmedi. Başbakan Davutoğlu yine Davutoğlu. Evet. Yani iki tane PKK'nın partisinden iki kişi aldılar, onlar da ayrıldılar. Yani şimdi müsteşar ne demek? Bakanla birebir çalışan, mevcut siyasi kadronun elemanı demek. Her ne kadar 657 sayılı devlet, iki tane müsteşar bakan, üç tane müsteşar bakan. Şimdi Ali Rıza Alaboyun mu AKP'li değil? Yani AKP'den 3 dönem milletvekilliği yaptı. 3 dönem sonra istifa ettirdiler. Milli Savunma Bakanı mı AKP'li değil? Hükümet nasıl AKP'nin hükümeti değil ya? Başbakan AKP'li, bakanlar AKP'li. Yani hükümet değişmedi. Zaten hükümet kurdurulmamasının sebebi de bunların hükümetini, iktidarlarını devam ettirmesi için Türkiye'de hükümet kurdurulmadı. Şimdi şöyle bir algı var vatandaşta. Yani milletin işte, aklıyla alay ediyorlar. Seçime gidilecek, hükümet kurulacak ya da tek başına iktidar bir parti çıkacak. Ondan sonra bunların hepsi çözülecek gibi bir algı oluştu. Vallahi iktidar, bu zihniyet çözemez bunu. Yani 13 yıllık iktidarları evet. Döneminde böyle son 4 yılda izlenen terörle ve Güneydoğu politikasıyla ilgili bu zihniyetin, bu yapının, bu anlayışın bunu çözmesi yoktur. Yani çözme ihtimali yoktur. Çünkü bu terörün, Güneydoğu'daki terörün ayak sesleri geldi. Nasıl geldi? Açılım ve çözüm sürecinde adamlar yol kestiler. İzledik televizyonlarda. KCK yol kontrolü diye. Vergi topladılar. Korucuları öldürdüler. Güçlendiler diyorsunuz. Güçlendirdiler. Adamlar daha asker kendi tabirleriyle gerilla çıkarttılar. 2000'in üzerinde analar ta Ankara'ya kadar geldi, ağladı.
Çığlıkları duyan olmadı. Diyarbakır Belediyesi'nin önünde analar bağır bağır bağırdı. Evlatlarımızı aldı götürdüler dedi. Ne hükümetten ses çıktı ne de dağa götürenlerden ses çıktı. Nerede o çocuklar şimdi? O çocuklar eylem yapıyorlar işte. Türk askerini şehit ediyorlar. Efendim peki bu Ankara'daki saldırı sonucunda güvenlik zafiyatı olabileceği iddia edildi ve iki bakan istifaya davet edildi. Sizce güvenlik zafiyatı var mıydı? İki bakan istifa etmeli mi? Elbette ki yani böyle bir şeyi yürüyüşe, böyle bir gösteriye müsaade ediyorsan güvenlik zafiyeti göstermeyeceksin. Evet. Önlemler alacaksın, tedbir alacaksın. Yani insanların bu şekilde böyle orada paramparça olmasına müsaade etmeyeceksin. Ya da gösteriye müsaade etmeyeceksin. Evet. İki bakana gelince, evet İçişleri Bakanı güvenlik zafiyeti yoktur diyor. Güvenlik zafiyeti var. Gazeteci soruyor sizin gibi bir basın mensubu. İçişleri Bakanı'na diyor ki güvenlik zafiyeti var mı? Yoktur diyor. Yanındaki Adalet Bakanı ışılıyor. Böyle bir şey var mı ya? Evet. Yani zihniyeti, partisi, etnik yapısı, mezhepsel yapısı ne olursa olsun bu ülkenin insanları onlarda. Ölmemesi doğru, lazım. Doğru. İstifa etmeli. Demokratik aklını kullan. Bana göre hemen o gün istifa. Onurlu bir insan o gün istifa etmeliydi. Evet. Tabii patlamanın ardından tüm siyasiler programlarını iptal etti biliyorsunuz. Evet. Tüm şehirlerdeki seçim çalışmalarıydı, mitinglerdi iptal edildi ama Sivas'ta açılışlar devam etti. Meclis Başkanımız İsmet İmaz da Sivas'taydı. Çeşitli açılışlara katıldı. Kütüphane binasının açılışını yaptı, kendi ismi verilen bulvarın açılışını yaptı. Evet. Bu durum tepkiyle karşıladı. Doğru muydu sizce? Vallahi bana göre yanlıştı. Devletin bir numaralı plakasına binen insan... Başkentin, devletin başkentinin meydanında böyle bir patlama oluyor. Evet. Bana göre hemen arabasına binip korumalarını ve jemirini de arkasına alarak Ankara'ya gidip bu işin şeylerini, sonuçlarını araştırsa daha iyi olurdu açılıştan ziyade. Yani açtığı nihayetinde bir kütüphane yapılımı, yapılması tartışmalı, ad verilmesi tartışmalı. Evet. Biliyorsunuz Muhsin Yazıcıoğlu adını koyacaklardı. Sonra değiştirdiler. Evet. Yazıcıoğlu adını koymadılar. Ailesi razı olmadı. Şemsi Sivasi adını koydular. Ama tabii Sivas'a her çakılan çiviye biz memnun oluruz. Yeni kütüphane hayırlı uğurlu olsun. Diyelim. Ama meclis başkanının tavrı da bana göre bu olaylardan sonra şık değildi. Zaten herhalde Cumhurbaşkanı da yurt dışındaydı. Evet. Patlama olduğunu. Efendim tabii şehitler de gelmeye başladı. Programımızın başında da söyledik. Üç şehidimiz var son iki günde. Bu terörle ilgili olaylarda çözüm noktası nedir? Nasıl bir çözüm üretilmeli? Terör seçimlere kadar devam edecek mi? Seçimden sonra hükümet kurulabilirse veya hükümet olursa çözüm devam edecek mi? Yoksa bu adlandırılan süreç politikası devam edecek mi? Bu çok merak ediliyor. Şimdi, yani buzdolabına kaldırılan bir çözüm süreci var. Buzdolabından çıkacak mı bu yoksa tamamen atılacak mı? Neler olacak bundan sonraki süreçte? Şimdi Kuzey Bey, PKK eylemsizlik kararı aldı. Evet. Hükümet de çözüm sürecini buzdolabına koydu. Buzdolabına ne konur? Buzdolabına ileride değerlendirmek için saklamak üzere bir şey konur değil mi? Yiyecek, emtia falan gibi. Şimdi bizimle hükümet kurmamalarının sebebi de bu. Yani çözüm sürecinin buzdolabında olması. Biz çöpe atın dedik çöpe. Yani çöpe atarsanız sizinle hükümet kururuz dedik. Yok dediler biz çöpe atmayacağız. Yani bir danışıklı dövüş gibi bir şey dönüyor ortada. Evet. Ama bu arada bu vatanın 200 tane evladı şehit oldu. Bu terör çözüm süreci nasıl kalkar? Devlet ergini, gücünü orada gösterirse kalkar. Ne kadar bazen böyle televizyonlarda parayla konuşan akademisyen kılıklı nereden beslendiği belli olmayanların konuşmaları var. İşte ya bu silahla çözülmez bilmem şununla devletle çözülmez. Neyle çözülecek? Ya dünyanın neresinde var? 30 bin insanını katletmiş bir katil var. Evet. Yani idam olmamış ama mahkum etmişsin ömür boyu müebbet hapse. AKP iktidarına gelene kadar ne mektup yazabiliyor,
ne selam gönderebiliyor. AKP iktidara geliyor, ben bunu çözeceğim diyor. Gidiyor katilin yanına. Kimi gönderiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyelerini gönderiyor. Onlar ne yapıyorlar? 15 günde bir gidip mektup getiriyorlar, toplantı yapıyorlar, masa kurdular orada böyle görüyorsunuz. Basında yansıdı, biz bunları diyorum. Mektup alıyorlar, Kandil'e götürüyorlar. Allah Allah, ya böyle bir şey var mı? Barzani'ye götürüyorlar, Brüksel'e götürüyorlar, Tayyip Erdoğan'a getiriyorlar. Evet. Mektubun ne yazdığı içinde, mektubun ne yazdığı da belli değil. Ne istiyor, ne verdiler. Bunların ortadan kalkması lazım. Evet. Teröriste, ya şeyde Arapçada men dakka dukka derler. Yani ne yapıyorsa onu yapacaksın. Bunlar hoş görünerek, bunlara müsamaha göstererek, şimdi çıktılar Anadolu'nun dağ taşı silah doldu. Bunlar bizi aldattılar. Bunlar bize yalan söylediler. En sonda ben bundan 20-25 gün önce bir televizyon programında bölgenin valilerini uyardım. Sayın valiler dedim. Dikkat evet. ediniz. 657 sayılı devlet memurları kanununda görevi ihmal suçu var. Eğer askerin kışlaya, polisin karakola tutulması için size talimat verildiyse o yazıları atmayın, saklayın dedim. Çünkü asker yazı yazmış valiye. Şurada, 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 şurada PKK eylem yapıyor. PKK yol kesiyor. Biliyorsunuz yani Muş Bingöl yolu, Erzincan Tunceli yolu günlerce kapalı kaldı. Evet. Kazaların içerisindeki mahallelere gidilmez hale geldiler. Bunlar asker buna izin istiyor. Ben buna müdahale edeyim diyor. Yok aman diyorlar. Açılım sürecine zarar verirsiniz. Bunlar dursun. Bunların hepsi askerin elinde var bu belgeler. Ama valiler uyardım ben. Eğer dedim elinizde böyle bir yazıyorsa bu emri şifayen uyguladıysanız o kırmızı plakalara heveslenmeden çıkın, size bu talimatı kim verdiyse adam gibi söyleyin dedim. Yarın çıkacak Sayın Tayyip Erdoğan, valiler bizi aldattı diyecek dedim. Kandırıldı. Ve 12 gün sonra aynısını söyledi, muhtarlar topladı. Böyle bir şey olur mu ya? Evet. Muhtarlar böyle, toplantısına evet. O konuşmasını kamu bürokrasisi dedi, bizi yanılttı dedi. Herhalde Şırnak'taki nüfus müdürü değildir kamu bürokrasisi. Şırnak'taki tapu kadastro müdürü de değildir. Şırnak'taki milli eğitim müdürü de değildir. Hayır, valiler bizi yanlış valiler daha sonra yanlış bakanları söyledi. Dedi, evet. Yani valileri çünkü bunlar doğru. Kimle yola gittiyse bir adli grupla bir araya geldiler. Şimdi onlar platform kurdular 49'lar diye. Orduyla ilgili bir sürü operasyonlar oldu. Evet. Dönemin savcısına kendi zırhlı aracını gönderdi. Savcı destan yazıyor dedi. Sonra o savcı kaçtı. Ben bu davanın savcısıyım dedi. O savcı kaçtı. Yani hükümeti yönetenler sıkıştıkları zaman yol arkadaşlarını rahatlıkla ipi kesip kuyuda bırakacak zihniyet olduğu için ben bundan dolayı valiler uyardım. Hala da ellerinde belgeler varsa buradan yine söylüyorum saklasınlar. Bunun hesabı sorulacak. Çünkü o şehitlerin hepsi kanı birilerine sorulacak, birilerinin üzerinde. Yani ben biliyorduk, biz biliyorduk, bizi aldattılar. Başbakan diyor, cumhurbaşkanı diyor, bakan diyor, evet. Yöre milletvekilleri diyor. Siz ne yaptınız peki o zaman? Her türlü saltanatını sürüyorsunuz da memleketi yönetemediğiniz zaman da hesabını vereceksiniz. Efendim, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın bir açıklaması var. Dilerseniz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın çözüm süreciyle ilgili kısa bir konuşmasını ekranlarımıza getireceğiz. Ardından yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çözüm süreci konusundaki son 1-2 yıllık gelinen nokta eşkıyadan şehre indi. Ve çözüm süreci adına da hükümet olarak aman diye alttan alındı. Devlet 2,5 yıldır operasyon yapmadığı dönemde örgüt ne yapıyordu peki? Örgüt her tarafa yığınak yapıyor. Biri AKP Genel Başkan Yardımcısı, diğeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı. AKP'ye yakın isimlerden çözüm süreciyle ilgili itiraf gibi açıklamalar geldi. Eşkıyadan şehre indi. Ve çözüm süreci adına da hükümet olarak aman diye alttan alındı. Benim kanaatim bu. Ve buradan da zılgıt yedi hükümet.
Katıldığı bir programda konuşan Burhan Kuzu'nun bu sözlerini destekleyen bir açıklamada Yasin Aktay'dan geldi. Aktay, PKK'nın çözüm süreci boyunca 2,5 yıldır silahı bırakmadığını, aksine daha çok palazlandığını söyledi. Çözüm süreci baştan itibaren ön koşul olan silahların bırakılması şartının sağlanmadığı bir süreç olarak devam ediyordu. Yani birazcık da devletin sabrıyla, devletin birazcık da ne yazık ki göz yumması diyeceğim bir düzeyde devam ediyordu. Bu böyle devam edemezdi. Halktan bir talep var. Halk güvenlik talep ediyordu artık. 20 köy korucusunun öldürüldüğü bilgisini verdi Aktay. Devlet zaten 2,5 yıldır operasyon yapmıyor. Devlet 2,5 yıldır operasyon yapmadığı dönemde örgüt ne yapıyordu peki? Örgüt her tarafa yığınak yapıyor, her tarafa terör estiriyor, insanları kaçırıyor, yeri geliyor adam öldürüyor. Kaç tane korucu öldürüldü biliyor musunuz? Sadece şey başladığından beri, çözüm süreci başladığından beri en az 20 tane korucu, köy korucusu öldürüldü. Burhan Kuzu'nun koalisyon kurma çalışmaları ile ilgili açıklaması da dikkat çekti. Koalisyonlara duydun mu? Kaşınıyorum, allejim tutuyor. CHP'li yapılan çalışmaların gidiş biçimine bakarak bir sonuç çıkmayacak gibi gözüküyor. O zaman koalisyona gidip de testileri bilmem neleri kırmaktan daha çok gelmekten ziyade diyelim ki Kasım gibi vesaire bir seçim yapıp. Evet efendim, çözüm süreci, açıklamalar, evet. Konuya ilişkin açıklamalar. Bu, kendileri de kabul ediyor aslında yıllardır. Şimdi bunları dinleyen evet. Muhalefet partisinin milletvekili zanneder. Yani hükümete muhalefet ediyor. Ya böyle böyle yaptınız da terör bu noktaya geldi diyor derler. Yani bu konuşanlara bakarsan ikisi de ya Milliyetçi Hareket Partisi'nin veya başka bir partinin milletvekili konuşuyor. Hükümeti eleştiriyor. Devleti yönetenleri eleştiriyor dersiniz değil mi? Doğru. Bunun bir tanesi Anayasa Komisyonu Başkanı. Koskocaman profesör adı. O biri AK Parti'nin genel başkan yardımcısı. O da profesör. İşin garip tarafı. Evet, doğru tespitlerde bulunuyorlar ama. Doğru tespitte bulunuyorlar. Hükümeti de ne güzel izah ediyor değil mi kimin kurmadığını? Koalisyon lafını duyunca kaşınıyorum diyor. Yani uyuz oluyorum. Doğru. Ya şimdi böyle bir mantık var mı? Buradan hemşerilerime sesleniyorum. Ellerini vicdanlarına koysun, kalplerinin üzerine koysunlar. Ölen şehitleri düşünsünler. Onların analarını düşünsünler. Dün Diyarbakır'da bir polis şehitledildi, katledildi. Onun 3 yaşında bir yavrusu var. Onu düşünsünler ya. Allah rızası için ne eşi gerekiyorsa şunu 1 Kasım'da yap. Evet, eşi hamileydi. 1 Kasım'da bunun gereğini yapsınlar. Bunlar ya millet adam yerine koymuyorlar. Evet. Ya biz ne yaparsak yapalım, ne kadar ihmal edersek edelim, ne kadar ihanet ederse edelim. Bunun adı ihmal falan değil ya, ihanet. Buradan yine sesleniyorum memleketimin ve ülkemin gençlerine. Atatürk'ün 10. yıl nutkunu okusunlar. Tekrar tekrar okusunlar. Gaflet, delalet, hatta ülkeyi yönetenler ihanet içinde bulunabilir diyor. Şu açıklamadan ne çıkıyor? İhanet değil de. Böyle bir şey göz var mı? Göz yumruk deniyor. Yıllardır terör'e, çözüm süreci yani adı altında göz yumruk güçlendiler. 20 tane, 20 tane korucu falan katledilmedi. 380 tane faili meçhul korucu var. Zaten birkaç tanesinin çocuklarını kaçırdılar. Derelere attılar, sularda boğdular, öldürdüler. Korucunun birini direğe bağladılar, ağzına Türk parası koydular. Katlettiler. Koruculuk müessesesini kaldıran bunlar. Devletin yanındaki, Güneydoğu'daki vatandaşlarımızı devletten soğutan, PKK'dan korkmasına neden olan bunlar. Böyle bir şey var mı ya? Bunlar bir de daha iktidara gerek diyorlar. 40 mı alacak, 37 mi alacak, 34 mi alacak? Evet. Rahmetli Ecevit'e bir kas attılar da adam %20'den 4'e düştü ya. Yazar kasa. Şimdi bunların ikisi de aday. Bunlara oy değil, oy değil. Milletin bunlara yani utanmıyor musun ya sen, bunlar böyle böyle oldu da sen hangi yüzde oturdun Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptın? Tüy yüzüne demesi lazım. Evet. Ben utanırım, arlanırım. Yapmış olduğum ihmali pişkinlikle çıkıp millete anlatıyor. Yani bu tavuk ölmedi. Kuzu ölmedi. Asker şehit oldu ya. Polis şehit oldu. Bir yavru var diyorum ya. Dün polis hamile işini doktora götürürken ağlama ana diyor. Evet.
O çocuğu görmüyor mu Sivaslılar, Türkiye'de yaşayan Türk milleti? Efendim Devlet Bahçeli hükümet kurmadı. E söylüyor hükümeti kimin kurmadığını. Tayyip Erdoğan'ın akıl hocası bu. Anayasa profesörü çünkü ünvanı. Kaçınıyorum evet. diyor koalisyondan diyor. Cumhurbaşkanı baş danışmanı. Evet. Kendisi. Anayasa komisyonu başkanıydı daha önce de. Şimdi de milletvekili adayı. Evet. Efendim tabii şehitlerimiz oldu, şehitlerimiz arttı. Analar ağlanmasın dendi ama analarımız da aslında her gün ağlıyor. Anadolu ağlayan Anadolu. Sevgili seyirciler bir VTR'miz var, onu da izleyelim. Yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Analar ağlamasın diyelim efendim. Bir anne için evladın ne demek olduğunu sadece anneler bilir. Anneler ağlamasın. Analar evlatlarına hep sarılabilsin. Hani açılımdı? Nerede bu açılım? Nerede kaldı? Nerede bu hükümet? Nerede bu devlet? Daha analar ağlamazdı. Kurban olurum Allah gelinin bayrağını kaldırdım Afdi'ye. Düğün olacaktı söyleyin başbakana. Kahrolsun bu. Kahrolsun. Yaktı analar. Yaktı. Söyleyin Tayyip Erdoğan duy sesini. Ocağımızı yaktı. Yaktım ocağımızı batırdım. Nerede fakirler var onları yaşıyor, Konya yolluyor. Sizler ve bizler gerektiğinde bu vatan için evlatlarımızı da kendimizi de feda etmeye hazırız. Evlatlarımızı da, evlatlarımızı da, evlatlarımızı da feda etmeye hazırız. Koltuk kafasına gitti yavrum benim. Koltuk kafasına. Kıvmem beni. Bu kadar ortalığa karıştırıp hükümeti kurmayan rezil heriflerdir onlar. Başka hiçbir şey değil. Yazıklar olsun onların insanlığına. Büyüt, besle, okut. Bir kör kurşuna devirsinler. Yazık. Yandım ben Allah'ım. Allah'ım bu ne diyeceğim? Ay yavrum Erdoğan. Ay da ana olmak istemiyorum. Benim kralı kuzum gitti. Ben öyle öldüm. Şekerim, şekerim, şekerim. Patlar içerim, patlar içerim, içerim. Niye birleşmiyorlar? Niye parti kurmuyorlar? Bu kadar mı bağışlık olur? Bu kadar mı insan vatanını düşürmez? Bu kadar mı bu genç çocukları öldürür bu insan? Yazık mı değil? Analar ağlıyor, bizler ağlıyor. O ağlamıyor. O yaşıyor, yaşıyor. 400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün. Cumhurbaşkanı yerine başkanı seçmiş olsaydık Türkiye bugünkü kaosu yaşayacak mıydı? Yaşamıyor. Efendim Cumhurbaşkanı yerine başbakanı başkanı seçmiş olsaydık bu kaos yaşanacak mıydı? Ya şimdi insan tabii şunları görüp de bu lafı eden adama yani adam demeye dilim varmıyor. Cumhurbaşkanı yerine başkanız. Ne farkı var Cumhurbaşkanı'ndan başkanı? Başbakan da Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı da Tayyip Erdoğan. Yani 13 senedir her şeyi kendi kontrolünde, kendileri yönetiyor. Yani siz başkan etseydiniz, ya keşke başkan etseydik de bu vatan evlatları öyle şehit olmasın. Evet. Yani olaya böyle yaklaşılıyorsa, bu ne kadar basit, tiksindirici, vatan evlatlarının şehadetiyle alay edici bir konu bunlar ya. Evlatlarımızı göndereceğiz diyor. Yani şimdi bu ferdi giriyor. Yani konuşmak falan da şeyime gelmiyor da. Evet. O zaman Bilal'i göndersinler. Niye İtalya'ya gönderiyorlar? Amerika'da doktora yaptı geldi dediler. 2011 yılında basına yansıdı. İtalya'da ne yapacak şimdi? Profesör mü olacakmış?
Bilemiyoruz. Eğitim ya. İçin gitti. Ya, diyebiliyoruz. Eğitim, ama eğitimin bir şeyi var. Bir titri de kazanmadan geliyor. Ne doktor olabiliyor, ne doçent olabiliyor, ne profesör olabiliyor. Evet. Efendim şu merak edilen konuların başında özellikle de sorulması istendi. Bu başbakanın Ankara'daki patlamanın ardından görüşme talebi oldu biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'den görüşme talebinde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli red cevabını verdi. Görüşmek istemedi. Evet, şimdi doğrudur. Bana göre de doğrusunu yaptı. Neden? Neden doğrusunu yaptı? Şundan doğrusunu yaptı. Sayın Devlet Bahçeli yıllarca bağırıyor. Bak, bu açılım sürecini kaldırın. Çözüm süreci. Bu çözüm değil, çözülme süreci diyor. Bu mantıkla, bu hareketle, Sırrı Süreyya'nın Önder'in taşıdığı mektupla, Buldan'ın taşıdığı mektupla bunları çözemezsiniz dedi. Gelin devleti devlet gibi işletin. Orada vatanını, milletini seven insanları devletin yanından uzaklaştırmayın. Siz böyle yapıyorsunuz, o insanlar korkuyor. PKK'ya teslim oldular. Koruculuk müessesesini dağıttınız. Evet. Askeri kışlaya mahkum ettiniz. Polis karakoldan çıkamaz hale geldi. Terör konusunda Devlet Bahçeli'nin bu hükümete bir sürü önerileri oldu. Hangisini dinlediler ki Devlet Bey bunlara gitse de şunu şöyle yapmasın diye? Neyi dinleyecekler? Bizimle bir hükümet görüşmesi yaptılar. Hükümet görüşmesini dışarı çıktı, yalan söyledi. Ya Allah da biliyor, kul da biliyor, Davutoğlu da biliyor. Hükümeti Sayın Cumhurbaşkanı kurdurmadı ya. Böyle bir zihniyetle ne dedi bizim genel başkanımız? Biz sizinle hükümet kururuz ama Kur'an'a da el basalım dedi ya. Evet. Çünkü bunlar yol arkadaşlar, hep sattılar. Ortaklarını, beraber yürüdüklerini. AKP'nin kuruluşunda başında olan, kuruluşun listesinde olan kim var şimdi? Kaç kişi kaldı? Evet. Cemaat öyle gitti. Abdullah Latif Şener yok, Bülent Arınç yok, Abdullah Gül yok. Yani böyle bir zihniyete güvenmediğimiz için, yani görüşmenin de dışarıya yanlış yansıtacağı için, devlet adabında da iki devlet adamının görüşürken karşıda kamera olmayacağı için Sayın Genel Başkanımız gitmedi. Hangi dediğimi yaptılar diyor. Ben bunlara önerilerde bulundum. Şunu yapman, bunu yapman, bu böyle olacak. Keşke ben yanılsaydım da diyor Devlet Bahçeli. Evet. Bu vatan evlatları bir ayda, bir buçuk ayda 200'e yakın insan şehit olmasaydı. Şehit olmasaydı diyor. Yani ne gidip ne Kılıçdaroğlu gitti ne konuştu. Bakanı gülüyor, al bunu görevden dedim diyor. Müfettiş görevlendir. Bakana müfettiş görevlendirilir mi ya? Bakanın müfettişi başbakandır. Devletin usul ve adabını da bilmiyorlar. Evet. Yani böyle bir şey yok. Şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlarını hangi müfettişler kontrol etmiş? Ya milletle alay ediyorlar. Buradan sesleniyorum hemşehrilerime. Ya yeter artık. Yeter. AKP'ye oy vermek AKP'ye kötülüktür. Bu rezaletlere bir bakın ya. Başbakan diyor ki, bakana diyor, müfettiş diyor, müfettişe görev verdim. Müfettiş inceleyecek, o rapora göre gereğini yap. Müfettiş başbakanı inceleyemez. Bakanı inceleyemez. Evet. En büyük müfettiş başbakanlık teftiş kuruludur. Memurdur. Bakanın altındadır. Doğru. Bakanla ilgili görevi başbakan verir kararı. Azledecekse de yenisini bakan edecekse de. Evet. Millet dalay ediyorlar. Kocaman CHP Genel Başkanı'nı da kandırmış. Halbuki CHP Genel Başkanı bu devlette genel müdürlük falan yaptı. Bunları bilmesi lazım. O nasıl çıktı açıkladı bunu, ben de onu da anlayamadım. Ne müfettişi demesi lazımdı ya. Alay mı diyorum benim demesi lazımdı. Efendim biraz da dilerseniz son 5 dakikaya giriyoruz. Sivas'la ilgili konuşalım. Gündemde konuların başında bölge hastanesi diye adlandırılan yeni numune hastanesi geliyor. Yeni numune hastanesine taşınılması gündemde. Numune hastanesi taşınacak, devlet hastanesinin bir kısmı taşınacak ve bölge hastanesi adı altında veya yeni numune hastanesi adı altında birleşecek. Esnaf dertli bu konuda. Siz bu konu hakkında araştırmalarda bulundunuz mu? Nasıl yorumluyorsunuz bu durumu? Şimdi efendim, Sivas'ın yerleşmiş bir kültürü var. Evet. Sivas'ın iki şeyi unutulmaz. Bir, numune hastanesi, iki, tren istasyonu, gar. Karbinaz. Nedense
Sivas'ta son dönemlerde bu iki Sivas'ın tarihiyle, Sivas'la anılan, eşleşmiş iki yapının varlığı birilerini rahatsız ediyor. Ben bugün Hastane Caddesi'ndeki esnafları gezdim. Orada ağırlıklı eczacılar, tıbbi alet satanlar, ufak esnaf, orta halli esnaf, bugün kan ağlıyorlar. Hangi dükkana gittiysem, herkesin eli koynunda, yani bir tek ağlamadıkları kalmış vaziyette. Ben şuradan şunu söylüyorum. Yeni bir hastane yaptı diye mevcut hastaneyi yıkmanın hiçbir anlamı yoktur. Veya kapatmanın anlamı yoktur. Evet. Yani öncelikle bu TOKİ ile nasıl bir anlaşma yapmışlar? TOKİ orayı bir müteahhite yaptırıyor. Biliyorsunuz. Evet. Onun dışı ona baksınlar. Nedir o? Sözleşmeyi bir görelim. Bu sözleşmeyi Sivaslılara göstersinler. Bu neyin karşılığı yapıldı? Yeni bölge hastanesinden sonradan numune hastanesine dönüştürüldü. Oradan gelelim buraya. Şimdi bakıyorsunuz evet. Şeyde hastanede burada hastane dursun. Oraya da yeni bir hastane açsınlar. Artık hastaneler kalp, göğüs diye genelleşmiş. Yani Sivas'a 3 hastane çok değil ki. Geleceğini düşünmek lazım aslında biraz. Tabii. Da Sivas'ın. Şöyle bir durum var. İşte numune hastanesinin acil kısmı çalışacak. Poliklinikler taşınacak. Devlet hastanesinin bir kısmı duracak deniyor tabii. Toplamda da 900 yatak olacak bölge hastanesinde. Bakıyoruz numune hastanesinde zaten 800 yatak var. Devlet hastanesinde yine 300-400 yatak var. Bunları birleştirdiğinizde ve yine hastanenin yatak sayısıyla birlikte 1500'ü geçiyor yatak sayısı. Şu anda yine bir düşme söz konusu. Yani hastaneler birleşecek, 900 yatak olacak. Aynen öyle. 900 yatak çok değil Sivas'a zaten. Evet. İkişer, üçer yatacağına bir arada insan yatırırsın. Daha medeni olur. Hı hı. İnsanlar daha rahat ederler, hastalar. Onun için bu hastane, şimdi orada poliklinikleri bırakmışlar. Bizim iktidarımızda numune hastanesi geri açılacak. Son teknolojik cihazlarla donatılmış vaziyette. Evet. Eski tarihi numune hastanesi. Kar binasına da hiç kimse dokunmayacak. Dünyanın her tarafında tren şehrin merkezindeki istasyona gelir. Ta şeyden alıp nedir onun adı? Kilometrelerce dolaştırıp kilometrelerce şehrin uzasına istasyon götürmenin anlamı yoktur. Yapmışlar daha hızlı trenin sadece Akdağ madeninde bir belli miktar tünelleşilmiş. Elma Dağı olduğu gibi duruyor. Geçilen hiçbir Yozgat bölgesinde düz alanda belirli bir miktar yol yapılmış. Daha burada başlamadan 10 eski parayla 10 trilyon şimdiki parayla 10 milyara boşa gitti. O geçitler yaptılar. Köprü ayakları yaptılar. Kalmış benzemiş doğru. Geçitler. Öylece duruyor. Ne olacak o para? Yani gitti mi artık? Köyler varmış karşıda. Ben orada köy görmüyorum. Evet. Birkaç tane sayfi evi var. Hı-hı. Oraya karayolu yaparlar. Başka bir şey yaramaz çünkü. Evet efendim süremiz de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Fatma Berkay, ülkeyi yeni bir yönetim şekli belirlenmeli diye bir açıklama gelmiş bugün bakanın birinden. Yeni yönetim şekli nasıl olacak diye bir soru. Yeni yönetim şekli nasıl olacak biliyor musunuz? Nasıl olmalı? Yine sandıktan çıkacak. Hı hı. Yeni yönetim ötekileştirmeyecek. Yeni yönetim naif olacak. Vatandaşlarına hakaret etmeyecek. Yani bir insan her şeyi bilir mi ya? Bakıyorsun bizimkilerine. Tıbbı biliyorlar. Evet. Mühendisliği biliyorlar. Yani ekonomiyi biliyorlar. Ya Merkez Bankası Başkanı'na vatan haini der mi devleti yöneten bir adam? Merkez Bankası'nın başkanına vatan haini demeyen sivil toplum örgütü bir tanesi ya bu Türkiye'de hukuk sıkıntıya girdi. Hukukun olmadığı yere yatırım gelmez diyen bir sivil toplum örgütü başkanına vatan haini demeyen bunları hoşgörü içerisinde karşılayan yani hukuku şeyde değerlendiren şehit babasına karaktersiz demeyen
şehit kardeşine hiçbir şey bulup da mezhepsel açıdan bakmayan hoşgörülü bir devlet lazım. Bizim kurtuluşumuz bu zaten. Herkesi kucaklayan, herkesin başkanı, herkesin başbakanı, herkesin bakanı olan bir yönetim lazım. Bu da sandıktan çıkacak. Evet. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Çok kısa alırsam efendim. Şimdi bir telefon... Sorular onlar, evet. Size yöneltilen. Doğru, bak şimdi bu bir kere çok yalan bir şey. Bugün ben işçilerle toplantı yaptım. Demir çelik konusu. Vali, ben, vali muavinleri Sivas Demir Çelik'in kayyumluğunu yaptık. Evet. Ben 2007'de emekli olunca Sivas Demir Çelik'in genel müdürünü yaptım. Bir yıl. TMSF'deyken. 2007. Bir işçinin bir kuruşu kalmadı. Bir esnafın da kalmadı. Evet. Fabrikada para kazandı. Şimdi bu mahkemelik bu fabrika. Bu mahkeme çözülmezse bu fabrika çözülmez. Mahkemenin sonuçlanması Reza Zarab'ın bu mahkeme 12 sene 13 senedir devam ediyormuş. Evet. Reza Zarab'ın parasını, ayakkabı kutusunda bulunan parayı 3 ayda 4 ayda sonuçlandıran hükümet bunu da sonuçlandırsın. Ya da fabrika el koysun. Ben bakan değilim. Evet. İktidar partisinin milletvekili değilim. Bu fabrikanın çalışması için de özel sektör olan TEDAŞ'a ve doğalgazcılara en az 100 kere telefon etmiştirim. Kayyumluğum döneminde. Kesintiler aynı şeyi Vali Bey de yapmıştır. Evet. Ama burada bir siyasi oyun var. Siyasi entrika var. İşçilerin ben araştırdım bugün. İşçilerle evet. Bir grup işçilerle de toplantı yaptım. 2.4 maaşları varmış. Yani adam anlaşmada %60'ını verelim bunun. Diğerlerini de her hafta %40 falan diye öderim. Dün meclis başkanına gitmişler. Ben dinledim. Yardımcı olayım. Çalıştıralım burayı. Siz çoluğunuz çocuğunuz ekmeksiz kalmasın. Bu kışın evinize gidip oturmayın. Evet. Anlaşın çalışın dedim. Dün meclis başkanıyla görüştüler. Meclis başkanının dediği şu. Gidin başka yerde çalışın demiş. Nereye gidecekler? İş mi var? Böyle Sivas'tan bir şey başka, Demirçelik'ten Sivas'tan başka. Doğru. Böyle imkanlı. Peki böyle... efendim sizden şöyle bir söz alabilir miyiz bu yayında? Demirçelik işçileri olur ya Ankara'ya milletvekili misiniz zaten mevcut. Önümüzdeki dönemde milletvekili olarak tekrar seçilip ve giderseniz Demirçelik işçileriyle ilgili Demirçelik konusunu meclise taşıma yönünde ve oranın devlete devri konusunda. Demirçelik konusunu zaten meclise taşıdım. Doğru. Yani doğru. Buranın genelde... devlete de ciddi boyutta da borcu var. Evet. Anladım. Yani oturur devlet bunu çözer. Devlet önce Zarab'ın, Süleyman Aslan'ın ayakkabı kutusundaki o 4 tane bakanın parasını akladıp, beraat ettirip, onlara çantaya verip çektirene kadar buraya da müdahale etsin. Yargı istedikleri müdahale etsin. Sivas'ta düşünsünler. Çok. Bu oradaki parası, fabrikanın tutu parası yani tebdir konulan parası işçiye verilsin, elektriğe verilsin. Sivas esnafı bu konuda muzdarip ona verilsin. Demirçelik, evet. Celal Dağgez bu hale getirdi. Ben Demirçelik'in genel müdürü değilim. Doğru. Enerji bakanı da değilim. Sanayi bakanı da değilim. Meclis evet. Başkanı da değilim. İktidar partisinin milletvekili de değilim. Ben orada yöneticilik yaptım. Benim yöneticilik yaptığım dönemde bir tane yani bir tırnak kadar hakkı gasp edilmiş, hakkından zarar görmüş, hakkına helal gelmiş bir vatandaş varsa gelsin. Ben senin zamanında şunu gördüm. Evet. Kabul edeceğim. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Için. Son olarak çok kısa neler söyleyeceksiniz izleyenlerimize? Son olarak şunu söyleyeceğim izleyicilerimize. Ülkemiz kötüye gidiyor. Evet. Bu kaba yönetimi, bu dik kendi kendine durdu, dik durma, diklenme, dik dur falan deniyor ya. Artık bu millete karşı, devletin kurumlarına karşı, devletin kurumları kendi aranda ahenkli çalışmıyor. Devleti yönetenler devletin birim ve kurumlarına kavga halindeler. Evet. İşte Ankara'da bomba patlatıyor, kimsenin haberi yok. Bu nereden geldi, nereden gitti? Onun için 1 Kasım'da sayın hemşerilerim bu manzaraları seyrettiler. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Her zaman söylüyorum, köylü tarlasına 2 sene üst üste buğday ekmiyor. Aynı ürün ekmedi, tarla çoraklaşıyor. Devleti çoraklaştırdılar, bunları uzaklaştırsınlar. Sivas'la ilgili de bir sürü laflar söylüyorlar.
Şurada 20 bin kişi çalışacak, burayı fabrika yapacağız, şuraya uçak var. Hiçbir şey yapmıyorum. Ben bir laf söylemişim, bunu buradan tekrar ediyorum. Çok kısa alacağım. Hiçbir şey istemiyorum. Bir hemşerim söyledi bugün, bunu yine söyledi. Sivas'tan götürdüklerini geri getirsinler. Yeterli diyorsunuz. Yeterli. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, seçim 2015 programının sonuna geldik. Başka bir gün başka programla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın efendim.